Kazık kadar adamsın. Çocuk mu oyalıyorsun? İyiyim diyorsun. Çekilin, uzaklaşıp patlayacak. Hadi kalk. Hadi kalk. Hadi. Tamam, gel. Abi iyi değilsin. İyi. Çağırdın mı? Yaralı var. Ambulans ara. Gelin buradan çıkalım abicim. Benim aklım almıyor ya. Gerçekten aklım almıyor ya. Ya kızım sen salak mısın ya? Bu adam seni istemiyor, seni sevmiyor. Ya Egemen, sen ne dediğinin farkında mısın ha? Ne dediğinin farkında mısın? Adamın hayatını mahvettik. Ne yapalım, canını mı alalım? Her ne yapacaksak İrfan'a zarar vermeden yapacağız. Anladın mı? Ya dur. Ben öyle bir şey söylemeyecektim zaten. Yani yani benim aklımdaki çok farklı bir şey. Yani dur. Evlen benimle. Kafayı yedi. Yani ben burada böyle bu şekilde teklif etmek istemezdim ama yani sen de biraz düşününce herkes için en mantıklısının bu olduğunu anlayacaksın. Evlen benimle Eda. Bizim bir oğlumuz var. Hı? Yani İrfan'ın her şeyi kabullenmesi için tek yol bu. Bir aile olmamız. Beyefendi, bunu yerde bulduk. Aracın elektriği kapsamında sıkıntı olabilir. Ya da frenlerinde bir problem olabilir. Yakın zamanda servise götürdünüz mü aracınızı? Pardon efendim. Servis diyorum. Araç şirket aracı, kiralık. Kaza raporunu hazırla, gerisi bizde. Tamam kızım. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Bir şunun pek dikişlik bir hali yok galiba ama. Ne diyorsun? Sende var mı şey? Kafa karışıklığı. Komiserim, araç çekiciyle servise götürülecek. Birkaç saatte de rapor hazır olur. Ben önden araca baktım. Sanırım frenleriyle oynanılmış. Sizi öldürmek isteyen birileri mi var? Evleneceğiz, aile kuracağız. Gerçekten 10 numara fikir.
Ama ben almayayım ya. Sağ ol. Ben seni ciddiye alıp hala dinliyorum. Hay ben kafamı... Dur bir dakika. Bir dakika dur. Eda. Bak, İrfan sadece Deniz'in iyiliğine ikna olursa gider. Evlenirsek de ikna olur. Ya ben senin şuursuzluğuna gerçekten inanamıyorum ya. Nasıl ikna edeceksin? Babil'de insanları dolandıran adamı mı bırakacak oğlunu İrfan? O çocuk benim. Benim oğlum. Ya Babil'de İrfan kurdu. Yani bu resimde bir fazlalık varsa o da İrfan. Evlen benimle. Bir aile olalım. Sen aile olmayı, babalığı ne zannediyorsun? Çocuk oyuncağı mı? Ya ben ne istediğimi biliyorum. Bak bir şans ver bana, göstereyim sana. Bir şans diyorum ya. Şans diyor. Hala şans diyor. İnanamıyorum. Tamam. Ne olacak? Evleneceğiz. Ondan sonra yurt dışına kaçacağız. Bu mu şahane planın? Tabii tutuklanmadan kaçabilirsek. Elimden geleni yapacağım. İnan bana, elimden geleni yapacağım. Ben senden bir şey istemiyorum Egemen. Hiçbir beklentim yok. Oğlumla biz böyle iyiyiz. Hiçbir yere kaçmayı da düşünmüyoruz. İrfan'la kaçmaya çalışırken her şey iyiydi ama, değil mi? Tabii burada mesele benim zaten. Evet. Evet, mesele sensin. İrfan sırf çocuğunu kurtarmak için yurt dışına kaçmak istedi. Beni korumak için de boşanmak. Ama sen ne yapıyorsun? Sırf canın evcilik oynamak istedi diye hepimizi karanlığa sürüklüyorsun. Sakın beni İrfan'la karşılaştırma. Çünkü ben ailemi asla terk etmem. Ben de oğlumu tehlikeye atmam. Bir daha Deniz babasını tutuklanırken izlemeyecek. Eda tamam. Tamam. Dur, ne olur dur. Tamam, sen nasıl mutlu olacaksan, nasıl huzurlu olacaksan öyle olacak desem. Yani öyle bir aile kurarız. Temiz, güvenli. O zaman bana evet der misin? Kırmızı kar yağdığında diyorsun yani Egemen. Ben seni tanıyorum. Tanımıyorsun. Beni tanımıyorsun. Ben değiştim. Burası kalbim, kalbimin içi, aklım değişti. İzin ver göstereyim. Evlen benimle. Gördüğüm zaman tekrar konuşuruz. Ben de teklifini ciddiye alırım belki. Bu sözünü unutma. Çünkü ben unutmayacağım. Neredeymiş yakışıklı aslan? Gizli saklı işler ha? Hiç merak etme. Annene söylemeyeceğim. Tamam mı? Şimdi gel bakalım. Çok güzel bir sürprizim var sana. Gel bakalım. Gel. Nihal. Tamam. Tamam amirim. Arayacağım ben seni sonra. Tamam. Senin buranın ne oldu? Nasıl oldu bu? Bir şey yok ya. Kesildi mi burası? Bir baksınlar şuna. Bir şey... Bir bakar mısınız? Şey var mı? Yok bir şey. Sağ olun. Bir şey yok. İrfan senden bulaştı. Bir şey yok. Ha. Ay sen bu kadar pimpirikli misin ya? Yok. Değilim aslında. Sen ne diyecektin? Yani... Hata yaptım. Ne demek hata yaptın? Yani seni dinlemeyerek. Güvenlik hatası sonuçta. Aslında sana güvenmem gerekiyordu. Tamam, bir daha sözümden çıkmazsın, olur biter. Komiserim, sizi bırakalım ister misiniz? Yok, ben kaza raporunu bekleyeceğim. Ulaşmam lazım. Efendim? Amirim, beni eve bırakabilir misiniz? Tabii ki. Osman, beyefendiyi evine bırakalım. Tamam.
Eve gidiyorum. Oğlumu göreceğim. Haberleşiriz. Kapat, Allah kahretsin, kapat. Yırtmış herif. Burnu bile kanamamış. Var mı böyle bir şey ya? Selamın kavle. Ulan kedi mi bu? Kaç canavar ha? Abi bak, gözünü seveyim. Biz artık uzatmayalım bu işi. Kendi bildiğimiz garantili yöntemlerle halledelim ya. Olmaz. Fazla dikkat çeker. Sen beni en iyisi eve bırak. Ulan herif sırf zarar ziyanı. Olmasa şimdiye düzlüğe çıktıydık. Atölyedeki malları çekmezsek müşteriyi kaçıracağız. Onu ne yapacağız? Siz bir konuşsanız. Bekleyeceğiz. Yapacak başka bir şey yok. İrfan'ın da vakti gelecek. İnşallah benim elimden olur. Dur bakalım. Dur. Demet, eminsin değil mi? Bak başkası değildi. Yani siz şimdi böyle sorunca şüphe edesim geliyor ama oydu, gördüm. Yan siteye girerken gördüm. Ya bak, yanılmış olmayasın. Başka birini gördüğün, o sandığın olamaz mı? Allah'ım, bir Allah'ın kuluna da soramıyorum ki. Yoksa Eda ile Egemen %100 biliyor. Ben sana söyleyeyim. O boşuna konuşmadı zaten, sen görürsün diye. Eda'dan bahsediyorum. Ay Allah'ım ya, avukat 20 yıl dedi ya. 20 yıl nasıl çıktı, delireceğim. Yani ben gördüm. Vallahi de billahi de oydu. İsterseniz bir de gidip kendiniz bakın, hem neymiş anlarsınız. Saçmalama, nereye gidiyorum, nereye bakıyorum Demet? Ne diyeceğim adama? Merhaba İrfan, ben geldim, senin hayatını mahvettim. Benim yüzümden hapse düştün, ben de sonra gittim evlendim mi diyeceğim? Bu adam zaten beni ömrünün sonuna kadar affetmeyecek. Öyle olsa o kağıttan şey göndermezdi. Bence ben buradayım demek istiyor. Ne yapacaksınız? Ne yapacağım, bir şey yapmayacağım. Ne yapacağım, ben evlendim Demet, bitti. Benim için İrfan konusu tamamen kapandı. Tamam, onu sormuyorum. O adam burnumuzun dibinde yan sitede. Süleyman Bey'i ne yapacaksınız? Süleyman biliyor kesin. Ben sana söyleyeyim. Süleyman Bey geliyor. Nasıl? Ne işi var bu saatte evde? İrfan öğrenmiş olmasın. Ya ne saçmalama, şu anda beni yükseltme deme. Niye endişeye gark ediyorsun beni? Süleyman, ne işin var senin bu saatte evde? Seni özledim. Geldim. İyi. Fren balatıyla oynanmış. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam, sağ ol usta. Efendim Nihal? Fren balatalarıyla oynamış. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Hemen bir koruma istiyorum. Nihal yapma ne olursun. Ben kendi önlemimi alacağım. Tamam mı? Ben halledeceğim. Beni peşime polis takma. İrfan, sen polisi peşime polis takma mı diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ölüyordun ya daha. Ne bekliyorsun sen? Nihal, ben denize geldim. Ne olursun sonra konuşalım. Ara beni. Evet ama hala hayattayım. Dur. Şimdi tam hop. Deniz. Oğlum. Sen ne yapıyorsun? Ben sana silahla oyun yok demedim mi? Egemen amcam aldı. Biliyorum, sana kızmadım zaten. Hadi geç odana. Geliyorum ben de. Egemen amcanla konuşmam lazım. Hadi yavrum. Çık odana, geliyorum ben. Bana bak, seni gebertirim. Sen kim oluyorsun be? O aptal düşüncelerini benim oğlumun kafasına sokamazsın. Hangi oğlundan bahsediyorsun? Aa, canımın içi. Sen hala Deniz'den mi bahsediyorsun? Bana bak, seni mahvederim. Eline şimdiden silah verip kendin gibi mi yapacaksın bu çocuğu? Ha? Kendini savunmasını öğretiyorum. Öyle mi? Senin gibi kalleş olsun diye herhalde, ha? Senin gibi korkak olmasından iyidir.
Deniz? Ne oldu bebeğim? Babam içeride bekle dedi. Baban mı? Sana döndü bekle oğlum. Sen niye silah alıp benim karşıma çıkmıyorsun da gidiyorsun araba frenleriyle şununla bununla uğraşıyorsun? Bak beceremediniz işte, karşındayım tekrardan. Sen o kadar beni öldürmek istiyorsan alırsın silahı, geçersin karşıma, vurursun, indirsin. Sen yat kalk bana dua et. Eğer hayattaysan, eğer Süleyman boynunu kırmıyorsa benim sayemde. Şimdi burada sana bir şey yapmıyorum. Çünkü oğluma kötü örnek olmak istemiyorum. Hadi be! İrfan! İrfan kendine gel, sakin ol. İrfan Deniz içeride. İrfan sakin ol. Bırak! Bırak Eda, bırak! Öldürürüm seni. Gebertirim diyor. Seni öldürürüm diyor. Bana bir şey olursa haberin olsun. Yemek yeter. Aslında beni öldürmeye kalkacaksın sensin be. Yeter artık. Araba pert oldu. Arabanın frenleriyle oynamışlar. Nasıl çıktım içinden bilmiyorum. Ne? Başkasının karısıyla karıştırırsan işte bu olur. Sana defol git dedim. Süleyman'ı zor çıkıyorum dedim. İrfan sakin ol. Senin gibinin sonu yok. Öldürürüm Egemen, seni. Egemen sus. Baba ne yapıyorsun? Egemen amcam senin arkadaşın değil mi? Niye kavga ediyorsunuz? Arkadaşım falan değil o benim. İrfan git buradan. Oğlum. Anneciğim gel. Gel içeri. Babayla Egemen amca şakalaşıyorlardı. Bu değil mi? Polis çağıralım mı? Abi git Allah'ım. Yok. Gerek yok. Beyefendi kapının yanına biliyor. Cihan, konuşmamız lazım. Müsait misin? Bir daha Deniz evdeyken böyle bir şey yaparsanız. Ya dayağı yiyen benim. Baksana şu halime. Bana niye kızıyorsun ya? Ben elimi bile kaldırmadım. Gözü dönmüş bunun, görmüyor musun işte? Şu haline bak, peçete getireyim. Getir. Ne dedin İrfan'a da öyle delirdi? Bravo ya, bravo. Ne yaptın da İrfan bu kadar delirdi? Buna mı bağladın yani? Ya işte sen içeri girdin. Biz Deniz'le oynuyorduk. Sonra iki dakika sonra bu geldi. Deniz'e bas bas bağırdı. Bir daha bu adamla oynamayacaksın demedim mi sana filan diye. Biz ne diyeceğiz şimdi Deniz'e? Nasıl açıklayacağız? Neden arabamın freniyle oynadınız dedi Egemen. Bak, İrfan'a zarar vermeye kalkarsan. Ben öyle bir şey yapmadım. Sen dinlemiyor musun beni? Ya şu manzaraya baksana. Yani bizden azabı çekiyorsun anlıyorum ama olan oldu. Yani İrfan'ın içindeki canavar çıktı ortaya işte. Benim tanıdığım İrfan böyle şeyler yapmaz ki. Sonunda. İşte ben sana bunu anlatmaya çalışıyorum. Ya o İrfan'ın artık gözü seni görmüyor. Ben dur dedikçe üstüme geliyor. Bu böyle olmaz ya. Yok ben gidiyorum, şikayet edeceğim. Evet gidiyorum ben polise gideceğim. Yani bu kameralarda kayıtlar falan vardır. Hayır dur yapma. Ya dur yapma ne? Tamam bak ben seni dinleyeceğim, tamam mı? Ama ne olur bana yol göster. Benim aklıma başka bir şey geldi Egemen. Thank you.
Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Şunu baştan sana vereyim de. Zor zamanında ilaç gibi geldi. Sağ ol. Ya estağfurullah hocam. Acelesi yoktu bunu söyledim. Ya biz bak bunun için buluştuysak çok ayıp edersin. Yok onun için buluşmadık. Benim senin yardımına ihtiyacım var Cihan. Bugün başıma bir olay geldi. Ben az daha ölüyordum. Bana güvenlik lazım. Senin bildiğin birileri vardır. Var var. Tanıdığım birileri var. Ben varım hocam. Olur diyorsan. Vallahi olur ne olmazını sen bileceksin hocam. Ben biraz pahalıya patlarım o doğru. Ama fiyat, performans bu meseleler senin meselen. Anlatıyordun derste. Derslere girmiyordun ama o kadarını kapmışsın. Tamam. Yeter. Tamam yeter artık daha da fazla. Ya hoca sen bir derste bize bir şiir okumuştun bak. Neydi? Bu şey dediğin ders. Edebiyatı keşfedin. Kendinizi bulun. Ne istediğinizi bilin. Edebiyatım edebiyatım değil ama sen kendini bulmuşsun. Nasıl kesin? İşe yaramış yani anlattıkları. Ya öyle değil mi hoca? Bak biz de yani fedai olduk ama okumuş fedai olduk. Bak okuyacağım yeri şimdi. Hay Allah kardeşim. Bırak bırak. Dalgalar nasıl koşarsa çakıllı kıyılara... Dalganız bu çakıllı kıyılara. Ben değil. Gitti kafam. Neydi ya? Dur. Bu İshaya hocanın meşhur sorusu. Ben size bunu anlatmıştım değil mi derste? Oradan hatırlıyorsun. Neydi? Nasıl? Yine helal olsun. İyi hatırladın ha. Bak soru şöyle. Dalgalar hiç durmadan nasıl koşuyorsa çakıllı kıyıya, saatlerimiz de işte öyle ulaşmaya çalışıyor itişe. Her biri kendinden önce gidenin yerini alıyor. İleri gitmeye çabalıyor hepsi. Birbiri ardına durmaksızın. Shakespeare'in bu sonesindeki zaman algılayışı, Walrasçı genel denge modeline uyarlanabilir. Soru bu işte. Ben uyarlayamam. Allah rahmet eylesin. Amin amin inşallah. Da şiir bana netiyor hoca. Bak zaman geçiyor. Ömürler bitiyor. Ha, nereden nereye? Nereden nereye? Hoca bu mesele senin oğlanın meselesi mi? Yoksa eski dostun mu? Yoksa karın mı? Yoksa o hatun meselesi mi? Hem hepsi hem hiçbiri. Dertler kervan kervan. Bir de hatun meselesi var ha. Ya yok hatun meselesi falan bırak ya. Yok hatun meselesi falan. Nereden çıktı hatun meselesi? Sana adam akıllı teşekkür edemedim. Sen bana hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptın. Hiç kimse bana inanmazken sen inandın. Benim hayatımı kurtardın. Yani benim hayatımda masum ve güzel bir deniz var bir de sen varsın.
Sen bugün beni öyle ölümün içinden çekip alınca ben kendimi tutamadım. Sen çok güzelsin. Çok narinsin, çok güçlüsün. Makarna yatalı kaç dakika oldu? Bilmem. 5 falan herhalde, niye? Oho! Kaç 5 ya? Hamur olmuş bu. Ay ne bileyim, kafam gidik biraz. Gidik gidik. Ya bir şey diyeceğim. Hı. Bu kazayı anlattın yani. Evet. İrfan'ı arabadan çıkarmışsın falan. Ya işte o arada sanki küçük bir boşluk vardı böyle. Ne oldu arada? Ne olacak ya? Hiçbir şey olmadı. Ne olacak? Ya abla yalan söyleme şimdi. Allah. Allah Sedat, o seni duysa rezilik. Ya bir dakika. Neyi duysun? Hadi rendelen misin? Zaten hamur olmuş bu. Hakikaten ne çabuk. Çekil bakayım. Ha, çek bak. Çek. İşte bak. İnsanla lafın üzerine arar. Aman ya Müge. Hakikaten domatesin kilosu kaç oldu diye beni arayacak yakında. İrfan da arar elbet. Keşke elimde sana verebilecek bir şey olsa. Ama bende sadece acı var. Keder var, gözyaşı. Keşke başka yerde karşılaşsaydık. Başka hayatlarda buluşsaydık. Hocam. Telefonunu düşürmüşsün ya. Onun şarjı yok ya. Düşürmüşsün. Telefonun değil mi? Telefonun sonuçta. Ben kapıyı açamadım. Bunlar çok birbirine benziyor. Hocam. Bu senin eski karınla oğlum yaşadı. Bu nerede ya hocam? Neredeydi? Ha bak. Bak orada bir tane ışık var. Gördün mü? Yüksek yani. Bak. O var ya. Benim oğlumun odası. Ay. Oğlum. Ben şimdi girsem odaya, girsem yatağına oğluma, bir sarılsam ona, bir kıvrılsam, girsem odaya, yatsam hiç derdim kalmaz var ya. Ama sor, yıldızlar mı daha uzak, eski hayatım mı? En uzağa gençlik. Ha? Gençlik! En uzağına gidiyorsun, gidiyorsun orada gençlik. Sonra hayaller, geçmiş, aşk. Ben neye dokunsam parçalanacak gibi geliyor bana. Bırak da içimde masum bir şey kalsın. O herkes gibi değil, o başka.
onun kalbini kırmaktan korkuyorum. Ben de cır cır olacağım diye korkuyorum. Ha? Hocam taş mı taş? Soğuk taş. Taş. Girelim eve girelim eve. Ha? Eve girelim artık. Aa sen gir. Ben beceremedim. Merhaba. Sakın kendini suçlama. Ya sen en doğrusunu yaptın aslında. Ya ayrıca sen bir şey söylemedin ki. Yani savcı görüntülere bakınca işte uzaklaşsa o elin dedi. Hazmedemiyorlar boşanmayı. Her gün bunlardan geliyor dedi. E tamam işte. Ya yatsın, kalksın, bir ay uzaklaşsın mı aldığı için dua etsin. Ayrıca sen iftira mı attın? Hayır. Şiddet gösterdi mi? E, evet. Sen de çocuğunun önünde. Sen en doğrusu yaptın. İstediğin olduğu gibi. Benim derdim İrfan'ı uzaklaştırmak değil. Peki, yani ne istiyorsun? Açık açık söylesene. İrfan denize alıp kaçar diye korkuyorum. Yoksa ben oğluma neden böyle bir şey yapayım? Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ben de uyuyakalmışım televizyon karşısında. Ya kusura bakma, seni de uyandırdık böyle. Yok canım. Çok geç oldu Elim. Sabahın köründe kalkacak. İrfan'ın neden sesi çıkmadı acaba bu saate kadar? Bilmiyorum. İnşallah mesajımı doğru anlar. Uzaklaştırma kararı çıkardın. Doğrusu yanlış mı kaldı artık? Ne anlayacaksa anlayacak. Neyse ki Egemen'i yatıştırdın. Abla anlamıyor musun? Benim Egemen'i yatıştırmak gibi bir derdim yok. İrfan'ın Deniz'le benim bir paket olduğumuzu anlamasını istiyorum. Annesi yoksa oğlu da yok. O kadar. Kızım sen ateşle oynuyorsun. Şu İrfan sevdanı bırak artık. Adama atacağın kazı attın zaten. Bak zorla güzellik olmaz. İrfan'ın peşinden koşmayı bıraksan, en azından Egemen'e bir şans tanısan belki mesele çözülecek. Hem İrfan da gelir istediği zaman çocuğunu görür. Bu saate kadar sesi çıkmadığına göre öğrenmedi daha. En iyisi benden duyması. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Egemen, 40 kere söyledim Deniz okula serviste gidecek diye. İnadından geliyor. Ah Eda. Deniz, hadi oğlum. Hiç tavsiye etmiyorum. Çekil. Eda! Şansını zorlama. İrfan! Polise haber veririm. İrfan! Bir adım daha atarsan hapsi mi olarsın? Ya bak, ölümün yerinden olur. Baba!
Babanın çok acil işi varmış bebeğim. Sen resim defterini koydun mu çantana? Bak sonra unutunca üzülüyorsun. Allah belalarını versin. Allah belalarını versin be. Allah kahretsin be. Allah belalarını versin be. Hocam. Dur hocam dur. Kimi dövüyorsan, iyi geliyorsa döv. Kendimi dövüyorum, kendimi dövüyorum. Salaklığıma kızıyorum, aptallığıma kızıyorum ben. Akrep akrepliğini yapacak, yılan yılanlığını ben boş boş oturuyorum. Kendi aptallığıma kızıyorum, aptallığıma. Ama ben o herifi bırakmayacağım oğlum. Can bak bunları konuştuk. Onlar gibi olmadan kazanamazsın. Yılanla yılan olacaksın, akreple akrep olacaksın. Yılanla yılanla akreple akrep, tamam. Allah kahretsin. Ne oldu? Karadeniz'de gemileri mi battı? Şöyle hareketli müzik açayım mı? Biraz kendimize gelelim. Ne dersin? Bir daha silahla oynamayalım. Tamam paşam, sen nasıl istersen. Bana paşa deme, sevmiyorum. Tamam, siz nasıl isterseniz Deniz Beyciğim. Bunları benim yerime kuşlara verir misin? Onları sen yediye koymadın mı annen? Hiç sevmiyorum. Koyma diyorum, koyuyor. Tamam, ben veririm kuşlara, merak etme. Anneme sakın söyleme. Resim defterim evde kalmış. Okula yaklaştık. Buralarda vardır kırtasiye, alırız yenisini. Olmaz. Öğretmenim resim yapın demişti. Resim de evde kaldı. Tamam, ben koşar getiririm. Merak etme sen. Anlaştık mı? Resim defteri. Evde unutmuş, getireceğim dedim. Ah be oğlum ya, ben ona sordum. Hayır, götürme. Sorumluluk almayı öğrenmesi lazım Egemen. Ya daha çocuk ya. Ne sorumluluğu? Ya büyüyünce alır. Ya hadi yalvartma, ver şu defteri. Hem senin işin gücün yok mu? Ben götürürüm. Benim işim gücüm Deniz artık. Hı? Ya bir de şey koysana, leblebi, üzüm, badem filan. Kayısı yemiyor seninki. Nasıl yani? Ben birinci sınıftan beri koyuyorum çantasını. Ya sevmiyorum demiş. Dinlememişsin çocuğu. Kuşlar yiyor senin kayısıları, haberin olsun. Eda. Hayatımın en manalı, en güzel işi bu. Ölene kadar yapmama izin ver. Senin sandığından daha zor bir iş bu Egemen. Öyle resim defteri yetiştirmekle, şirinlik yapmakla bitmiyor. Ya ben sana hoca mı diyeyim, patron mu diyeyim, artık sana çalışıyorum. İlki iyidir. İyi. Şirkete mi? Yok, şirket sonra. Önce bugüne kadarki derslerden neler öğrendim onları bir tekrar etmem lazım. Hocam biliyorsun ben hep kaytarıyordum derslerden. Bana da öğretirsen iyi olur ya. Nasıl istersen. Adaletin terazisi hileli, gözleri fal taşı gibi açık. Bacakları yoksa ve tek başına gelemiyorsa onu sırtlayıp getirmek bana kalıyor. Bana yalan söyleyene ben de yalan söyleyeceğim. Kendinden başka kimseyi düşünmeyen, insanların kaderiyle oynayanla ben de oynayacağım. Herkes en kıymet verdiği şeyi kaybedecek. Ama ilk önce Babil'i başlarına yıkacağım.
Üstesinden geleceğim. Yakınlarda bir görüşeceğiz. Haber bekliyorum ben de. Kapatıyorum. Haberleşiriz. Ne oldu? Şu silah işine ben de girmek istiyorum. Nereden çıktı şimdi? Ben sana hadi deyince olmaz demiştim. O zaman için bir sebebim, bir niyetim yoktu. Ama artık var. Eda'yı evlenmeye ikna etmek için saadet zincirinden kurtulmam şart. Ha. Saadet zincirinden çıkacaksın, silah işine gireceksin. Kadın da ikna olacak, öyle mi? Bilmeyecek. Para gelsin yeter. Ben Eda'yı idare ederim. Kolay değil o işler. Sen git bir daha düşün, öyle gel. Hadi hadi. Düşündüm ben Süleyman Bey. Benim artık bir oğlum var. İrfan Deniz'i istiyor. Sen İrfan'ı bilmiyorsun. İrfan bile kendi içindekini bilmiyor. Bak onu kaç defa öldürmeye çalıştım. Ne oldu? Hepsinden yırttı. Ben Deniz'i ve kuracağım aileyi istiyorum. O yüzden güçlü olmam şart. Yani bu işe girmem şart, gireceğim. Ne diyorsun lan sen? Gireceğimmiş. Bu işler pembe zenginlere yalan satmaya benzemez. Yürek mi yedin? Bir keresinde İrfan'a insanlar neden hırsızlık yapmıyor? Neden olmuyor diye sormuştum. Yoksullar neden yoksul? Çalmayı bilmedikleri için. Al işte gördün. Allah'ın üniversite öğretmeninin içinden ne çıktı? Sana bile kafa tutuyor. Ben kardeşim dediğim adamı sattım. Yeterince yürek yedim. Şimdi göreceksin bakalım. Benim içimden ne çıkacak? Oğlum için güçlü olmam şart. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyisiniz umarım. İyiyim, siz? Gayet iyi. Belli bir takım değişiklikler oldu hayatımızda. Ondan beridir iyiyiz. Nihayetinde sizi Babil'e yatırım yapmaya ben ikna etmiştim. Gerçi hareketli bir zaman geçirmiştik sizinle ama... ikna olmuştunuz sonucunda. Dolayısıyla bugünkü buluşmayı yapıp... birazdan söyleyeceklerimi söylemek benim boynumun borcuydu. Ben şirketteki ortaklarımla ticari perspektifte anlaşamadığım için Babil'den ayrıldım. Biliyorsunuz ben kurmuştum. Hayırlı olsun. Hayırlı oldu. Gayet hayırlı oldu. Yıldız Eli Holding'e geçtim. Nihayetinde köklü bir aile şirketi. Ticarete aynı yerden bakıyoruz. Siz beni 3 aşağı 5 yukarı tanıdınız. Evet işimiz para ama benim için önemli olan insan. İnsana yatırım yapıp uzun vadede kazanmak daha önemli. Doğru söylüyorsunuz. Bu Yıldız Eli Süleyman Bey'in eski eşinin şirketi değil mi? Evet kesinlikle orası. Zaten şirkette para da Kudret Hanım'a aitti. Onlar boşanınca şimdi Süleyman Bey'in elinde sadece Babil kaldı.
Duymuştum ama ihtimal vermemiştim. Öyle maalesef. Zaten benim sizi bugün buraya çağırmamın asıl sebebi Babil. Yani Emre Bey, nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama... nihayetinde Babil benim kurduğum... çok da sevdiğim eski şirketim. Ama neyse, çok da uzatmaya gerek yok. Babil batıyor Emre Bey. Ne? Evet. Maalesef maden kurudu. Üretim falan yok yani. Süleyman Bey ile Egemen Bey bunu saklamaya çalışıyorlar ama vaziyet bu. Altın yok yani ortada. Benim size tavsiyem, bir an evvel Babil'in kasasında para varken yatırımınızı çekin. En azından paranızı kurtarırsınız. Size daha iyi bir yatırım buluruz biz. Babil her an patlayabilir. Koyuyorum kasaya. Lazım olur diye. O zaman başlıyoruz. Hayırlı olsun bakalım. Görüşürüz. Enes, kulağını aç, beni iyi dinle. Babil batıyormuş. Ben geliyorum sana. Şimdi detayları konuşuruz. Kızım, ben çıkıyorum. Arayan olursa haber verirsin. Tabii. Egemen Bey'le görüşecektim. Tabii. Konu neydi? Hemen ileteyim. Konu acil. Hemen görüşmem lazım. Sen aynen böyle söyle. Peki. Buyurun lütfen. Evet. Para sizin paranız. Tabii ki istediğiniz zaman çekebilirsiniz ama inanın bana, daha iyi bir yatırım bulamazsınız. Ya bir daha mı düşünseniz? Düşündüm Egemen Bey, sağ olun. Ben hemen şimdi alayım. Yarına bırakmayın. Merakımdan soruyorum. Neden çekiyorsunuz paranızı? Sadece başka bir iş için nakit lazım oldu. Nakit. Nakit. Evet. Demet, bir bakar mısın? Benim bir telefonumu çaldırır mısın? Bulamıyorum. Aa, sehpanın üstünde duruyordu. Yok. İrfan Bey'i mi arayacaksınız? Yok, hayır. Egemen'i arayacağım. Hah. Bir hesap versin bakalım Egemen Bey. Ne oluyor, ne bitiyor? İlay Hanım? Yok. İlay Hanım, bir bakar mısınız? Geldim. Buyurun. İlay Hanım, merhabalar. Merhaba. Bunları size Dilan Hanım gönderdi. Ama ben Dilan Hanım diye birini tanımıyorum. Süleyman Bey'in amcasının oğlunun hanımı. Ha, tamam. Al bidonları. Çok teşekkür ederiz. Ben Süleyman Bey'e ileteyim. Olur mu? Bunları da size gönderdiler. Ah. İçinde bal var, kaymak var, sucuk, tereyağı var. Aha. En kısa sürede hayırlı olsun içinde uğrayacaklar. Oh, tamam. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu zarif hediyeleri için Dilan Hanım, şöyle bırakabilirsiniz. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin teşekkürler, diliyorum. Teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Tam sizlik hediyeler, sucuklar, pastırmalar, tarhanalar. Allah aşkına ne olur Demet, dalga geçme. Süleyman'ın bir akrabaları da eksikti. O da tam oldu şu anda. Siz daha durun. Kudret düşmana ne akrabalar çıkacak? Daha ne halalar, teyzeler, kuzenler çıkacak. Allah aşkına dur. Kapı. Bir turşu daha geldi herhalde. İlay Hanım'a paket vardı. Benim. Ne oluyor bugün böyle? Teşekkürler. İyi günler. Kimden kim? Bir de yazmıyor. Thank you.
Umarım yatırımınızı çektiğiniz için pişmanlık duymazsınız. İnşallah. İyi günler. İyi günler. Egemen Bey, iyi misiniz? Hı. Ne oldu, bir problem mi var? Niye paralarını çekmek istiyorlar? Var bir karın ağrısı ama öğreniriz. Hay Allah. Egemen. Ooo, İlay Hanımcığım. Kocanız az önce çıktılar. Hayır, ben seninle konuşacağım. Aa, beni mi özledin? Dertleşmek mi istedin? Evet, dinliyorum seni. İrfan nasıl çıktı Egemen? Anlamadım. İrfan nasıl mı çıktı? İrfan nasıl da çıktı mı? Egemen, oyun oynama benimle. İrfan nasıl çıktı? 20 yıl diyordu avukat. Orası muallak. Delil yetersizliği falan filan. İşte paranın üzerinde parmak izi bulamıyorlar. Yani senin anlayacağın nasıl çıktığının önemi yok. Neden çıktığının önemi var. Canımıza ot tıkamak istiyor. İrfan intikam için döndü. İrfan intikam peşinde koşmuş. Sen de Süleyman gibi bir adamın karısı olacak kadın değildin. Ben de aile babası olacak adam değildim. Ama işte hayat bazen şaşırtıyor İlaycığım. Seninki Kudret'in yanında işe başlamış. Ne? Ya. İlk işi ihale elimizden almak oldu. İkincisi de yan siteye taşınmak. Şimdi sen söyle bakalım. İrfan niye döndü? Sen konuştun mu peki hiç? İrtibata geçtin mi? Yeni İrfan'la iletişime geçmek, konuşmak bunların hepsi hayal. Hır, gür, kavga, dövüş. Öyle işte. Ne bekliyordun ki zaten bunca yaptığından sonra? Ben bunca yaptığından sonra ne bekliyorum ki? Sen İrfan'la telefonda falan mı konuştun? Ya da karşılaştınız mı? Hayır, sadece çıktığını biliyorum. Neyse, sağ ol. Eski bir dostun olarak sana tavsiyem... ayağına denk al. İrfan'dan uzak dur. Yoksa Süleyman seni asla affetmez. Egemen Bey burada mı? Egemen Bey diyorum. Tabii, bir saniye. De her zamanki yerimizde. Delirtmeye çalışıyor beni kurtar. Delirin ki hata yapayım. Ne yapacaksınız? Gidecek misiniz buluşmaya? Gitmeyeceğim tabii ki demek. Niye gideyim buluşmaya? Bir karar verdim ben. Süleyman'la evlendim. Konu kapandı. Yok. Ben daha fazla drama, daha fazla entrika, daha fazla yüzleşme bunların hiçbirini çekemeyeceğim. Yetti oyun. Burama kadar geldi benim. Babil madencilikten daha iyi para kazandıran bir yatırım varsa elbette paranızı çekebilirsiniz. Ama bana da haber verin. Çünkü yok. Her ay buradan tıkır tıkır paranızı alıyorsunuz. Gel. Egemen Bey, bir saniye bakar mısınız? Tabii Ayşe Hanım. İzninizle. Aşağıda ne oluyor? Haberiniz var mı? Ne oluyor? Tıklım tıkış aşağısı. Herkesin ağzında aynı laflar. Madenler bitiyormuş, Babil batıyormuş. Ne olduğunu biliyor musunuz? Ben ortalığı kim karıştırıyor gayet iyi biliyorum. Bu lafları kim çıkarıyor? Çok iyi biliyorum. Sen bunları oyala. Bir de odadakileri söyle, beklesinler döneceğim. Tabii.
Söyle. İrfan ipimizi çekmiş. Burası doldu taştı. Herkes parasını çekmek istiyor. Nasıl ip çekmekmiş o? Yani dedikodu yaymıştır. Zaten herkes diken üstünde. Yani bir kibrit çaksa yeterli. Süleyman Bey, acilen buraya gelmeniz lazım. Yani buraya para lazım. Allah belasını versin he mi? Adamları oyala, halledeceğim bir şekilde. Ya siz beni anlamıyor musunuz Süleyman Bey? Bunlar parasının peşine düşmüş zenginler. Dünyada görüp görebileceğiniz en tehlikeli tür. Ha, gelin siz başa çıkın. Halledeceğim dedim. Yani dert bir değil ki. Nakit ayarlamaya çalışıyorum. Yarına kadar hazır olsun. Lütfen sakin olun. Bakınız burası çok saygın bir müessese. Hiç kimsenin bugüne kadar bir doları bile üzerimize kalmadı. İnanın bana. Yarın falan yok. Kusura bakmayın. Paramı almadan hiçbir yere gitmiyorum. Akşama kadar alamazsam ben ne yapacağımı biliyorum. Aynı gün çekme garantisi vermiştiniz. Ne oldu? Bakın, bu şirket asılsız dedikodular ve iftiralarla karşı karşıya. Bu bir kumpas. İnanın bana bu bir kumpas. Eski ortağımız bize kumpas kurdu. Kumpas mumpas anlamam. Eğer bugün paramı alamazsam sonucuna katlanırsın. Ne zamandır buradayız? Yarım saat oldu. Hala bir haber yok. Hala ne bekliyoruz? Ege'nin Bey'le ne zaman görüşeceğiz? Beyefendi varmayın lütfen. Telefondayım, görmüyor musunuz? Buyurun geçin oturun, haber vereceğim size. İrfan, burada kıyamet kopuyor. Yatırımcılar kapıya dayandı, herkes parasını çekmek istiyor. Zamandır dışarıda bekletiyorsunuz. Bakın, benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Şimdi ararım emniyet polisi, buraya yağarım. Bence de arayın efendim. Hiç beklemeyin, buyurun. Peki. Efendim? İrfan neredesin? Şu an müsait değil. Konuşmamız lazım İrfan. Şu an işim var, kapatıyorum. Yarım saat sonra parka gel, yoksa nezarette mi görüşmek istersin? Kimden kaçıyorsun? Kimseden kaçmıyorum Kudret'im. Anne, ne yapıyorsun bu adamla? Sen anneni mi merak ettin? İyiyim oğlum, sağ ol. Oğlum, sen ne zamandan beri oğlunun düşmanıyla iş yapıyorsun, fotoğraflar paylaşıyorsun? Müsaadenizle Kudret'im. İyi günler Hakan. Otur şuraya, öyle konuş. Niye oturacağım? O herif benim düşmanım, derdin ne senin? Sen dostu düşmanı bilseydin, babanın evlendiği gün o kadının yanında değil, benim yanımda olurdun. Otur şuraya. Babamın İrfan bir mi? İlen herifi, onca kötülüğü dokundu bana. Bak, annemsin, kalbini kırmak istemiyorum. O herifle iş yapmayı derhal bırak. Sen, baban başını okşasın, iki kemik atsın önüne diye anneni çiğneyip harcadın. O günde evlatlık haklarının hepsini kaybettin. Sakın bir daha bana neyi yapıp neyi yapamayacağımı söylemeye kalkma. Çekil. Anne, anne nereye otur, konuşacağız? Bırak! Ağaca balta vurmuşlar, sapı bendendir demiş. Şu hayatta beni en çok üzen benim kendi doğduğum oldu. Yazıklar olsun sana. Kudret Hanım, yapabileceğim bir şey var mı? Bak Selim Bey, sen burayı benim sayemde açtın. Ben burada bir daha canımı sıkacak birilerini görürsem bunu senden bilirim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı efendim. Thank you.
Sen benden mi kaçıyorsun? Galiba, evet. Yani... sana nasıl davranacağım, ne söyleyeceğimi bilemiyorum Nihal. Ben öyle kadınlara kolay kendini açabilen bir adam değilim. Yani ne bileyim, o gün kazadan sonra... şimdi yani öyle duygular hissedeceğimi de hiç düşünmemiştim. Yani senin aklını karıştıracak bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Bir şey olmadı ki. Şimdi biz bunları bıraksak, asıl konumuza geri dönsek... Barbie'de ne oluyor İrfan? Egemen bayağı korkmuş durumda. Senin bahsin geçiyor. En önemlisi, benden ne saklıyorsun? Ben Babil'le ilgili bir dedikodu çıkarttım. Yarına kalmaz insanlar Babil'in kapısına dayanırlar. Hazır ol. Hazır ol. Neye hazır olayım? Sen niye bana söylemeden bir harekette bulunuyorsun? İrfan, ben senin tarafındayım. Bilmediğin bazı şeyler var Nihal. O zaman anlat da bileyim. Ben sana güvenerek bir yola giriyorum. Belki de güvenmemen lazım o kadar. Yani ne kim olduğumu biliyorsun, ne yaptığımı biliyorsun. Beni tanımıyorsun ki. O zaman anlat İrfan, bileyim. Babil bir saadet zinciri. Ben kurdum. Ya İrfan, Allah aşkına ne olursun. Söylüyorum işte. Ben orada insanlara hayal sattım Nihal. Umutlarını çaldım, paralarını aldım, yalan söyledim. Bak, senin bile ruhun duymadı. Senin gözünün önünde insanları dolandırdım ben orada. Sana bile yalan söyledim. Evet. Babil bir saadet zinciri. Ve İrfan Tuna saygın kurdu. Olan bu. Anladın mı şimdi? Ayşe? Ayşe? Ne oldu? Bir şey yok. Bir şey olmuş. Var sende bir haller. Yok, bir şeyim yok, iyiyim. Anlatsana şunu işte, belli canı sıkkın. Anlatarak geçecek bir şey olsa anlatırım zaten. Neyse, benim yemek aram bitiyor. Görüşürüz. Patron burada. Merak etme, bir şey olmaz. Dur. Söyle, ne oldu? Kim üzücü seni? Anlatmak istemiyor olabilir miyim acaba Hakan Bey? Kendime saklamak isteyebilir miyim? Ya niye bu kadar zorluyorsun? Niye bu kadar üstüme geliyorsunuz anlamıyorum. Belki sen de bana canın niye sıkkın diye sorarsın diye soruyorum. Bu kadar insanı bekleyemez miyim? Haklısın, affedersin. Anlat. Aç mısın? Bir şeyler yerken konuşalım mı? Önce sen. Ben cevabımı alamadım ki. Önce sen. Peki. Benim mesele aile bir. Annem sözünden çıkmayayım istiyor. Babam desen zaten ayrı. Bir türlü ne anama ne babama yaranamıyorum. Çok bir şey istiyorum bilmiyorum ama... sadece ben ne yaşıyorum, içimde ne kopuyor bir görsünler istiyorum artık, anladın mı? Ayşe, ben ne dedim şimdi? Hiçbir şey. Demedim bir şey. Ya ne bileyim, sinirim bozuk biraz benim bu ara ya. Sen bir şey falan deyince... bir şey yok. Yok. Affedersin. Ayşe, ben böyle şeyleri hiçbir kadının yanında anlatmazdım. Seninle konuşunca bir anda ağzımdan çıkıveriyor. Yok, ben seni anlıyorum. Vallahi. Yani ondan anlatıyorsun. Sevilmek istiyorsun, duyulmak istiyorsun, görünmek istiyorsun. Anlıyorum seni. Nasıl olacak da bizi görecekler?
Hiç. Hiçbir şey yapmayacağız. Yani görmek istemeyenden daha kör kimse yoktur. Böyle bırakacağız. Kendi halinde. Artık ne oluyorsa olsun. Ne halleri varsa görsünler, kendini yıpratma diyorsun yani ya. Hı hı. Peki bak, oldu bu. Sıra sende. Hı. Kim üzdü seni? Beni kimse? Hiç kimse üzmedi beni. Eğer ben şu an üzülüyorsam, bu benim karşımdakine yüklediğim anlamsız değerden kaynaklanıyor. Boş ver. Önemli şey yok yani. Sana bir şey diyeyim mi? Hı. Seni kim üzdüyse, affedersin ama defolsun gitsin. Senin tek damla gözyaşına bile değmez. Yok, hayır. Arkadaşımı arayacağım. Evde duramıyorum David. Görüşürüz. Şöyle otururuz şimdi. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Kaç kişi olacaktınız? İki. Şöyle geçebilirsiniz böyle. Tamam, mersi. İlay Hanım. Hah, Selim Bey, nasılsınız? Orası rezerve efendim. Tamam, dert değil. Şöyle geçelim, olur mu? Maalesef orası da müsait değil. Aslında hiçbir yer müsait değil. Bunu ben size nasıl söyleyeceğim bilemiyorum ama sizi ağırlayamayacağız. Ne demek o? Anlamadım. İlacım ne oluyor? Anladım Selim Bey. Kudret Hanım'ın talimatını. Tamam, siz bir şey söylemeyin, yorulmayın, ben anladım. Gel Cansucuğum, biz çıkalım. Ne biçim bir kadınmış öyle, ne kadar ayıp. Ben bilmiyorum artık ya, kusura bakma Cansu, sana da çok mahcup oldum, utandım. Yani kusura bakmasan bir dahaki sefer yapalım, olur mu? Benim tadım kaçtı iyice. Saçmalama, sen niye özür diliyorsun? Kadın utanmaz. Tabii ki olur, ne zaman istersen. Şu taksiyi alabilir miyim? Tabii tabii. Tamam. Nereye? Ya bir işim vardı halletmem gereken, onu unuttum. Kusura bakma tamam. Tekrar. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Boş mu? Seni tebrik ederim Kudret. Gerçekten. Tebrik ederim çünkü bizi restorana almadılar. Bravo. Artık ne yaptın, müdüre ne söyledin, nasıl tehdit ettin bilmiyorum ama tebrik ediyorum seni. Bravo. Lütfen. Bizde tehdit yok. Kendi özgür iradesiyle bir seçim yaptı. Anladım. Peki. Bak, istediğin kadar çirkinleş. Gerçekten. Ne istiyorsan yap. Ama ben gerçekten sana ayak uyduramam. Yani çabalarım bunun için. Ama bu kadar alçalama mümkün değil. Tamam? Sen de istediğin kadar düğün dernek yap. Yedi düvele duyur. Ama isminin önündeki o sıfatı kaldıramazsın. Metrestin. Aa, şimdi eski metres oldun. Emin misin gerçekten benim metres olduğumu? Süleyman'ın akrabaları senden yıllarca nefret etmiş. O kadar haklılar ki. Biz kucaklaştık biliyor musun? Metres olarak. Ama yılan onlar be. Bak, her şeyi alabilirsin. Gerçekten. Her şey senin. Her şey. Şirket senin. Site senin. Kafe senin. Restoran senin. Bunların hepsi senin. Parayla satın alabileceğin her şey senin Kudret. Ama ben senin sahip olamayacağın bir şeye sahibim biliyor musun? Süleyman'ın kalbine sahibim ben. Tamam mı?
Al, al o kalbi öyle tepe tepe kullan. Bu evlilik bitecek. Ama dua et de mezarda bitmesin. Konuşuruz nasılsa. İrfan'la işbirliği yapıp mı bitireceksin evliliğimi? O İrfan'a söyle. Beni daha fazla beklemesin. Tamam. Ben Süleyman'la çok mutluyum. Efendim Kudret Hanım. O kadın geldi benim ofisimi bastı. İlay mı? Ne söyledi? Kocasıyla çok mutluymuş. Sen neyin peşindesin? Ya hiçbir şeyin peşinde değilim ben. Şey içelim mi? Ya da aç mısın ya? Güzel bir yemek yiyelim. Yemeğini yedim, çayını içtim say Zeynel. Şimdi böyle mi olduk ha? Onca yıldır birlikte ekmek yedik. Yaptığım iyilikleri, kıyakları sayıp dökeyim mi ha? Hem benden çok acil para istiyorsun, hem de burnundan kıl aldırmıyorsun Süleyman. Unutma, sen benim ayağıma geldin. Ben sana gelmedim. Geldim. Şimdi o para bana hemen lazım. Hiç kusura bakma Süleyman. O dediğin şartlarla olmaz. Biz bir kahve içelim. Fikrim yok. Yani sabahtan beri böyle tıkım tıkır. Herkes Egemen Bey'e bakıyor işte. Paralarını mı istiyorlar bir şey? Tamam sen gir içeri, ben geliyorum. Tamam. Söyle. Baba neredesin? Hemen bu abiyle gelmen lazım. Anladım ne olduğunu. Hemen uzaklaş oradan, bulaşma. Ortalık karışacak diyorum baba. Ben son lafımı edeyim, böyle gideyim. %5 iskonto yaparım. Bir defaya mahsus. Sen iskonto yapacaksın ha? Ne oldu Süleyman? Bağın mı yandı, gemin mi battı? Sen ne haber aldın? Ben diyeceğimi dedim. Kabul ediyor musun, etmiyor musun? Sakin ol. Rica ediyorum ya, sakin olun. Ya maliye falan nereden çıktı ya? Ya polise gitseniz ne olacak yani? Şirket denetime girecek, her şeyi bileceğiz Egemen Bey. Olacağı budur. Senle eski ortağın bana ne zaman istersen gelir paranı çekersin demişti kardeşim. Ama siz bugüne kadar kar paylarınızı tıkır tıkır aldınız. Şimdi de paramızı istiyoruz arkadaşım. Eski ortağın şirketin çoktan battığını, madenlerin bittiğini söylüyor. Ben şimdi maden çıkmaya gidiyorum. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Bunca zamandır para kazandınız. Bir gün ya, bir gün, bir gün bekleyeceksiniz. Bu kadar. Gidelim, nereye şikayet ediyorsak edelim. Durun, durun. Bizi neden bekletiyorsunuz bu kadar zamandır? Haklısınız, hemen bir soruyorum, öğreniyorum ben arkadaşa. Sedat abi, çok fena kazık yedim. Yani yemişim. Yeni haberim oldu. Akşam bir programın falan varsa yapma diye aradım. Zaten birkaç saate buraya düşersin sen. Tamam, haber vereceğim. Ya bir gün diyorum ya. Bir gün sabredeceksiniz ya. Buyurun hanımefendi. Evet. Egemen Bey'e haber ver, ben hemen görüşmek istiyorum. Tabii, buyurun bir çay ikram edeyim size. Maliye nereden çıktı ya? Polis nereden çıktı? Ya hiç mi insafınız yok ya? Sizin ha? Hiç mi anlayışınız yok yani? Ben anlamam. Öyle veya böyle paramı alırım.
Durun, ne olur durun. Bir dakika bekleyin. Sadece birkaç gün. Bak, inanın bana paranızı alacaksınız. Bu kadar, birkaç gün. Tamam. Selamun aleyküm. Beyler, siz niye oradasınız ya? Buyurun hele, buyurun içeri, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Geç, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ya hayırdır beyler, bu ne telaş ha? Bir yanlış anlamı olmuş herhalde. Bizim olduğumuz işte yanlış olmaz. Derdiniz neyse çözeriz. Önce herkes bir makul olsun bakalım. Kızım, bir çay kahve falan getir arkadaşlara, beylere. He, hadi bir rahatlayın ya. Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun, sakin olun ya, hallederiz. Kapıya dayanmayan bütün müşterileri tek tek aramışlar zaten. Herkesin parasını vermişler, şartları değiştirmişler, sözleşmeleri yakmışlar. Yırttı yani. Hı hı. Zaten şu an ülkede yüzlerce, hatta bir sürü saadet zinciri var. Bunlar paralarını ödediği sürece patlamıyor ya zaten. Babil tam patlayacaktı. İşte Süleyman doğru kabloyu kesmiş oldu. Milletin parasını ödeyip de işi kapatınca artık ortada suç falan da kalmadı tabii. Niye kendi başına bir işe kalkışıyorsun? İrfan, benim canımı sıkma. Biz seninle böyle konuşmadık. Aynen böyle konuştuk amirim. Ben size Süleyman dahil elinizin uzanamadığı adamları getirmeye söz verdim. Eğer planım işleseydi, saadet zincirinden Süleyman'ı içeri alacaktınız. Masadan bir adam eksilmiş olacaktı. Ama... Sonuç? Ha? Sonuç? Sıfır. Amirim, söz verdim, yapacağım. Sözüm söz. Niye senin sözüne inanıyoruz ki biz? Sen sözün eri bir adam mısın? Verdiğin sözü tutmazsan hapse geri döneceksin zaten. Ben hapse falan dönmeyeceğim amirim, göreceksiniz. Size bir söz verdim, yapacağım. İyi edersin. Onu bunu anlamam. İki ay dedik. Zaman doluyor. Beni Kudret Hanım bekliyor. Müsaade ederseniz ben gideyim şimdi. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Kusura bakma amirim. Gözümün önündeydi, göremedim. O kadar iyi kamufle etmişlerdi ki. Ya kızım, sıkma canını. Bak tamam. Oluyor böyle şeyler hayatta. Böyle böyle pişeceksin. Üzülme. Beni bile şaşırttı adam. Bu işte burada biter. Oo, veli nimetim. Gel, otur. Yok, oturmayayım. Bana çok borçlandın Egemen. Hallederiz. Ya hallederiz. İnsanın yeter ki isteği, motivasyonu olsun. Başaramayacağı şey yok. İrfan'a golü attık mı? Attık. Hem de tam 90'a taktık. Artık bizi Babil'den vuramaz. Profesör artık bizi hiçbir yerden vuramaz. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Dila ablayla Muhsin abin geldiler. Yemeği içerdiler. Kim? Ne? Ya sen görüşmeye akrabalarını unuttun mu Süleyman? Sabahleyin sen seviyorsun diye bir şeyler göndermişlerdi. Ben de dayanamadım, yemeğe çağırdım. Kudret hiç sevmezdi Muhsin'le karısını. O yüzden görüşmüyorduk. Tamam olsun canım, ben sevdim, sıkıntı yok. Tamam canım. Hadi gel. 150 kişiden 50 kişi kaldık. Ben gidip insan kaynaklarına yalvarmasam çocuğum olacak, evim kira diye. Şimdi ben de işsizdim. Allah korusun Saffet. İşini kaybedersen yanarız valla. Bebek de yolda. Aa, kötü düşünmeyelim canım. Çıkarmadıklarına göre bir sorun yok. Efendim, ablamlarla yemek yiyoruz, sonra konuşuruz.
Babam nerede? Dün akşam da gelmedi. Anneciğim, babanın çok işi var dedim ya. İşi biter bitmez gelir. Deniz, bu gece ben seni uyutayım ha. Hem masal da okurum. Sen güzel okuyamıyorsun ki. E sen bana okursun, olmaz mı? Anne, ben doydum. Odama gideceğim. Tamam anneciğim, gel. Gel üstünü değiştireyim. Afiyet olsun size. Al sana, uzaklaştırma. Ya Eda, şu el kadar Sabiye de mi acımadı ha? Gitti o şeytanın aklına oydu. Ya Saffet, şeytan dediğin çocuğun babası. Ya siz abla kardeş ne nankör çıktınız ya? İrfan gibi adamı harcadınız. Adamın başına gelmeyen kalmadı. Şimdi bile çocuğunu göstermiyorsunuz. Pes! Bunca yıl görüşmedik ama bundan sonra acısını çıkarırız inşallah Süleyman'cığım. İlahi yengemizin de akrabalarıyla tanışır, hep bir araya geliriz. Ya benim kimim kimsem yok ki. Bir tane kardeşim var, o da yurt dışında yaşıyor zaten. Ama ben hep böyle kalabalık aile sofralarının hayalini kurardım. Bundan sonra daha sık yaparız, olur mu? Yaparız İlahi'm. Sen iste yeter ki. Kahveleri bahçede mi içsek? Olur. Bahçeden minderleri toplamıştım. Olsun, önemli değil. Ben minderleri koyarım, sen kahveleri yap. Tamam canım. O gudubet kuduretten sonra Allah yüzüne gülmüş Süleyman. Maşallah. Biraz da kül alsın, bak on numara gelin olacak. Sağ olasın yenge. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Senin ne işin var burada? Mesajlarıma cevap ver. Süleyman içeri, sen delirdin mi? O zaman mesajlarıma cevap vereceksin. Beni görmezden gelemezsin. İrfancık, git buradan. Git. Görüşürüz enişte. Yine ne unuttunuz ya? Bundan sonra böyle mi olacak? Böyle mi devam edeceğiz hayatımıza? Böyle olmasını sen istedin İrfan. Lütfen gider misin? Deniz'e ne söyledin? Ne tepki verdi? Babalar da hata yapar dedim. Deniz örnek olmak böyle bir şey İrfan. Babam bir hata yaptı, cezasını çekiyor dedim. Anneler de hata yapar, onlar da ceza çekerler. Dedin mi peki ona? Anneler fazlasıyla acı çekiyor zaten. Kimsenin ceza vermesine gerek yok. En azından bir iyi geceler diyeyim, müsaade et. Yarım saat oldu uyuyalım. Bir kokusunu duyayım bari. Dua ettim. Canım vallahi. Canım yavrum.
Canım, oğlum. Bak geldim. Geldim. Seni o kadar çok özledim ki burnum sızladı. Ona burnumda tüttün denir oğlum. Akıllı balık. Ben de seni çok özledim. Sen de benim burnumda sızladın. Oğlum benim. Tanem. Hadi sen uyumaya devam et. Kapat gözlerini. İstemiyorum. Ben uyuyunca sen gideceksin. Peki tamam gideceğim ama yine geleceğim merak etme. Bundan sonra öyle ortalıktan kaybolmayacağım. Hep senin yanındayım canım merak etme. Her zaman hep beraber olacağız. Şimdi kapat gözlerini. Çok güzel şeyler gör. Masmavi bir gökyüzü gör. Uçsuz bucaksız denizler gör. Zeytin ağaçları gör. Bizim o harika çok güzel geleceğimizi gör. Tamam mı? Beraber. Hadi kapat gözlerini. Sağ ol Eda. Denedim İrfan. Bir kere söylemeyi denedim. Zatürre olduğum zaman Deniz 9 aylıktı. Ablama gidiyorum diye evden çıktım. Buz gibi bir Aralık günü. Parka gittim, saatlerce oturdum, ağladım, düşündüm, düşündüm. Karar verdim. Eve geldim, tam sana söyleyeceğim. Deniz baba dedi. Anneden önce baba dedi. Sevinçten ağlamıştım. Söyleyemedim İrfan. Yapamadım. Sen olduğundan ayıramadım. Bundan sonra da ayırma. Sen de bizi ayırma İrfan. Yarın yine gelebilirsin. Gelirim. Ben her ümit bağladığım erkekte sükutu hayale mi uğrayacağım? Bak Süleyman'la evlendim, sükutu hayal. Oğlan doğurdum. Kalp kırıklığı. Onlarla başa çıksın diye seni seçtim. Sen de beni hayal kırıklığına uğrattın. Hani? Kudret Hanım merak etmeyin, akşama size müjde var. Nerede müjde? Siz olsa olsa verdiğiniz yanlış kararlardan dolayı sükutu hayal yaşamışsınızdır. Kudret Hanım ben yanlış bir karar değilim. Yakında görürsünüz. Ömür dediğin geçiyor İrfan, geçiyor. Yakın dediğin ne zaman? Ben size söz verdiğim gibi sizi düşmanlarınızın kıskanacağı kadar zengin edeceğim. Süleyman da ayağınıza gelecek ama sizin bana yardım etmeniz lazım. Tamam. Söyle. Söyle ne yapmam gerekiyorsa yapayım.
Süleyman insanlıktan çekmiş, koskocaman bir canavar olmuş. Ben şimdi onun etinden bir ısırık koparsam neye yarar? Bana daha sivri dişler lazım Kudret Hanım. Biz burada birbirimizin gözüne kum atarak bu işi çözemeyiz. Benim Süleyman'ı alt edebilmem için Süleyman'ın inine girmem lazım. Sen Süleyman dişlerine bulaşmak istiyorsun. Evet, yer altına inmek istiyorum. Ay kusura bakma. Böyle aniden boşluğuma geldi. O sen ciddisin. Evet. Süleyman Hanım nasıl bu hale geldi, nasıl bu kadar kuvvetlendi, siz herkesten iyi biliyorsunuz. Siz Süleyman'ın dalını kestiniz, parasını kestiniz. Hiçbir şey olmadı, adam yine de palazlanıyor. Niye? Çünkü gücünü aldığı, kökünü saldığı yer yerin altı. Ben o yerin altına girip o adamın köklerini kurutmadan bu işi çözemem. Başka türlü deviremeyiz Süleyman'ı. O işler öyle kitaplarda yazdığı gibi değil İrfan. O kana, o acıya, o vahşete kitap değil. Ancak ağıt yakılır. Funda, Egemen ben. Nasılsın? Bir şeye ihtiyaç var mı? Ben senden bugün için bir şey rica edeceğim. Ya ben hepimizin mutluluğunu, iyiliğini istiyorum. O yüzden de senin yardımına ihtiyacım var. Çocukken amcama çok düşkündüm. Babamın küçüğü böyle daha yumuşak başlısı. Ben onun çocuklarıyla büyüdüm. Bir gece babam hepimizin gözünün önünde amcamı vurdu. Çat. Siz de bunu gördünüz. Gördük tabii. Görelim diye zaten herkesin içinde vurdu. Küçükken bütün aileler bizimki gibi zannediyordum. Öyle babalar sert olur, hepsinin belinde silah vardır. Her an eve ölüm haberi gelebilir diye. Babam aylarca amcamın yasını tuttu. Bak. Ağladığını ilk defa o zaman gördüm. Taziyeyi yaptı, mevlütler okuttu. Bir gün dayanamadım sordum. Sen dedim amcamı niye vurdun? Bu soruyu sormama bile şaşırdı. Dedi ki o benim kardeşimdi, benim ciğerimdi. Ama bu dünya böyle. Hani derler ya, bu dünyaya girdin mi bir daha çıkamazsın diye. Nedenini ben sana söyleyeyim İrfan. Çünkü sen artık eski sen olmazsın. Sen önce kendini gömersin. Ben kendimi gömdüm zaten Kudret Hanım. Hapisteyken hücrenin tabanına gömdüm. Orada bıraktım İrfan. Siz bana yardım edin. Sen... Bunu söylerken bile gözlerinden merhamet akıyor be. Of. Peki. Madem kararlısın. Tamam. Ben sana o kapıyı açamam. Ama seni o kapıyı açacak olan adama götürebilirim. Gerisi sana kalmış. Kapıdayım. Senin ne işin var burada? Ne işin var burada baba? Telefonlarımı niye açmıyorsun? Beni öldürecekler kızım. Borcum var. Vereceğim dedim. Para lazım. Yok Allah senin kahretsin baba ya.
Bekle burada. Bir yere kıpırdama, geleceğim. Günaydın. Günaydın. O adam kim? Fesatçı. Site güvenliği yollamış da. Çay içer miyiz? Olur. Ya da kahve? Daha iyi olur. Tamam, hemen. Ya yardım edeyim. Yok yok, gelme. Ben hallederim. Siz hiç girmeyin oraya, keyfinize bakın. Kendine de yap. Birlikte içeriz. Hı, tabii. Al bunu. Git şimdi, tamam mı? Bu yetmez kızım. Baba, gözünü seveyim. Ne olur git. Ben sana... Bahçede mi içsek? Hava güzeldi. Ben sonra gelirim. Hayırlı günler. Sağ ol. İyi misin? Aha, iyiyim. Dün seninle konuştuğumuzdan beri ben de daha iyiyim. Süper. Hoş geldiniz. Pardon beyefendi, alabilir miyim? Buyurun. Sizi bekliyorsunuz. Babasının kızı. İnsanın hep markasında gözü olur ya. Maşallah sen de babam gibisin. Başka türlü olsaydı bu kadar yaşar mıydık ha? Ya. Buyur geç. Ne istersin söyle. Bir çayını alırım. Kızım bir çay. Başıma geleni biliyorsun. Yani rezillik. Öyle. Hiç yakışmadı. Ya bu yaştan sonra düğün müğün. Ya neyse, ağzımı bozmadım şimdi. Sen gitmemişsin düğüne, duydum. Bu ayıba alet olmam. Ayrıca seni de ezdirmem. Sen bana babanın emanetisin. İşte ben de sana bu yüzden geldim. Ne istiyorsun? Söyle yeter. Ya Süleyman'dan sonra bana şirkette işleri toparlamamda yardım etsin diye birini aldım yanıma. Adı İrfan, böyle yetenekli biri. Ya neredeyse benim sağ kolum oldu. Yani esi şu. Bizim bu işlerin bir ayağı yerdeyse öbür ayağı yerin 7 kat dibinde. Ben de tek başına bir kadınım. Tamam, bir oğlum var ama yani yarım akıllı, babasından beter. Şimdi ben bu gariban halimle o kadar parayı, pulu, serveti nasıl idare edeyim? Gariban ha? Kudret, sen hepimizi suya götürür, susuz getirirsin. De hele, ne istiyorsun? Ya, İrfan'ı Özkan'a götür. Bizim işlere girsin.
Ya kendi başına zor. Ama sen bir el verirsen, yanında durursan. Ha? Sözün başım gözün üstüne ama bu dediğin zor. Hiç tanımadığımız, etmediğimiz, bilmediğimiz büsbütün yabancı biri. Ya Süleyman da öyle değil miydi? Siz sırf Reşat'ın damadı diye almadınız mı aranıza? O vakit arada babam vardı. Ona itibatsızlık olmazdı. E tamam. Şimdi ben varım. Benim sözüm var. Ya senin bana itimadın yok mu? Var tabii de işler şimdi eskisi gibi rahat değil. İnsan malzemesi çürümüş. İnsanlara güvenilmiyor. Tamam. Ben de sana hemen onu al işe başlat demiyorum ki. Sen eski kurtsun. Burnun koku alır. Bir şans ver. Öyle hemen olmaz deme. Ha? Tek şansın var. İyi kullan. Sana güvenmesi lazım. Okumuş yazmış adam mısın? Profesör müsün? Ama ben de Kudret de bunlara pabuç bırakmayız. Nasıl aklını çeldin de geldi benden ricacı oldu? İşinize yarayacağımı biliyor. İşinize yaramayı ne kadar istediğimi de. İrfan. Hiç adam öldürdün mü? Hayır. Ölen birini gördün mü? Gözlerinin önünde. Mesela bir kurşun mu? Abi! Gördüm evet. Hatırlarken bile için kalktı, fena oldun. Bir su söyleyeyim. Hayır, gerek yok. Silahtan anlamadan bu iş olmaz. Oturmak istediğin masadaki adam ben. Ne iş yapıyoruz? Anlıyor musun? Ben paradan anlıyorum Ekber Bey. Siz de sonuçta büyük bir ekonomiyi yönetiyorsunuz. Yani karlı sonu olmayan bir ekonomi. Petrole bakın mesela, sonu var. Eğer biz ona bir alternatif üretmezsek dünyanın sonunu getirecek. Halbuki silah öyle mi? İnsanlık tarihinin son 3400 yılının 3132'sinde hep savaşmış. Neresinden bakarsanız bakın, büyük devamlılık. Peki kalan 268 yılda insanlık ne yapmış? 268 yıl. Uygarlığı kurmaya çalışmış. Bilime yatırım yapmış. Benim gibi ekonomiden anlayan adamlar yetiştirmiş. Ki yeni silahlar, yeni savaşlar icat edilsin. Şahane. Güzel. Bu laflar iyi. Bir de şunu elinde görelim bakalım. Koleksiyoncular genelde bir şeyin peşinde olurlar. İşte Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan silahların mesela. Veya cepheye gönderilen, doktorlara verilen tabancaların. Sizdeki bu silahların hepsi farklı dönemlere ait.
Farklı marka, farklı model. Sizin için bunların ortak noktasını merak ettim ben. Sizin bunları niye topladınız? Bu iş seninle olmaz. Bizim isteki insanları değil, kurnazı insanları sever. Üste çıkanı değil, alta yatanı. Sen bize bir şey veremezsin. Sen fazla irfan sahibisin, İrfan kardeş. Silahı eline almayan adamla bizim işimiz olmaz. Hadi kendi yoluna. Ekber Bey. Parmak izim sizde artık. Siz meşhur cinayetlere karışmış silahları topluyorsunuz. Suikast, pusu, adam yaralama. Mesela bu silah. 1913'te Mahmut Şevket Paşa'yı öldüren silah. Allah rahmet eylesin. İçlerinde enteresan silahlar var. Bakalım cevherin göründüğü kadar iyi mi? Lütfen kaydıran tepesinden atlamaya kalkma. Salıncak da düzgündür. Anneye de bir öpücük ver. Oh! Deniz, sıkılıncaya kadar parkta oynayacağız ha? Hadi bakalım, iyi eğlenceler. Hadi hoşça kal. Alo? Egemen? Kahve yapayım diyorum, yine geliyorsunuz. Hay Allah'ım. İstediğini yaptım. Babil artık tertemiz, mis gibi bir şirket. Saadet zincirinden de kurtuldum. Nasıl? Yani iyi yapmışsın da... Nasıl kurtuldun? Süleyman Bey'i ikna ettim. Yani yardım etmezse onun da başı belaya girecekti. Egemen, seni Süleyman Bey neden öldürmüyor? Gel. 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 Ne olur gel. Hadi ne gel. Ne söyleyeceksin? Gel. Şurada çok söyle. Eğleneceğiz. Gel. Ya Egemen, gel. Uğraştırma beni ya. Evet. Hala hayatta kalmak için sebeplerim var. Hayallerim var. Hayatımda ilk defa o eksik parçayı bulmuş gibi hissediyorum. O eksik parça sizsiniz. Sen ve Deniz. Ne olur izin ver. İzin ver sizi mutlu edeyim. Sen demedin mi kırmızı kar yağarsa belki diye? Tamam, inanamıyorum ki. Sen hiç büyümeyecek misin? Asla. Hiç kimse gidip bunları bulup kırmızı kar mı yağdırmış ya? Ya senin o gülen gözlerin var ya... Sizin için her şeyi yapmaya hazırım. Evlen benimle. Ben... Kaçma benden, kaçma. Yemin olmaz. Olmaz,
İrfan yüzünden mi? Hayır. Hayır Egemen. Egemen olmaz. Senin olmaz. Deniz için bile olsa olmaz. Ya ben sana yıllardır aşığım kadın. Bizim bir çocuğumuz var. Ya kör müsün sen? Görmüyor musun? Neyi anlamıyorsun? Anlamıyorum ki. Bak ben çok uzun süre düşündüm. Acaba dedim biz birlikte yaşasaydık hayatımız nasıl olurdu diye. Sizin için elimden geleni yapardım. Sen yine eskisi gibi olurdun. Mutlu, güler yüzlü, neşe dolu. Mutluluktan neden kaçıyorsun? Egemen! Egemen ben sana şans vermek istemiyorum mu sanıyorsun? Olmuyor Egemen. Olmuyor. Yapamıyorum, unutamıyorum, vazgeçemiyorum lanet olsun. Elimde değil Egemen. İrfan Bey şimdi girdi. Sen haklıydın İlek. Benden hayatımı çaldılar bunlar. 8 senemi çaldılar hayatımdan. Oğlumu çaldılar. Mutluluğumu çaldılar. Hayallerimi çaldılar. İnançlarımı çaldılar. Seninle mutlu olma şansımı çaldılar benden ya. Ama bak sana burada söz veriyorum. Onları yaptıkları her şeyin bedelini tek tek ödeteceğim. Hepsi tek tek cezasını çekecekler. Benden ne istiyorsun İrfan? O gün geldiğinde yanımda olmanı istiyorum İlay. Bilmiyorum İrfan. İlay. Yapma, bilmiyorum.
Lütfen yapma. Seni seviyorum Bilal. Seni hala seviyorum. İlk günkü gibi hiçbir şey değişmedi ki. Hiçbir şey değişmedi. Sen de beni seviyorsun Bilal. Sen yapma. Ne olur yapma. Olur. Belli misin, değil misin? İrfan. Yapma. Yapma. Hocam ne oldu ya? O kadın ateş gibi girdi, şimşek gibi çıktı. Süleyman'ın kalbini avuçlarımın arasına aldım. Sen haklıydın İlay. Bunlar benim hayatımı çaldı ya. 8 senemi çaldılar hayatımdan. Oğlumu çaldılar. Mutluluğumu çaldılar. Hayallerimi çaldılar. İnançlarımı çaldılar. Seninle mutlu olma şansımı çaldılar benden ya. Ama bak sana burada söz veriyorum. Onları yaptıkları her şeyin bedelini tek tek ödeteceğim. Hepsi tek tek cezasını çekecekler. Beni silip atacağım İrfan. Görürsün. O gün geldiğinde yanımda olmanı istiyorum. Vallahi yerden buldum. Yemin ederim bir şey yapmadım. Hadi lan, kredi kartını 3 dükkanda denemezsin. Israrcı olmak istemiyorum ama bunca zamandır birbirimizi tanıdık artık. Bir adım dağıtmanın vakti geldi bence. Yani öyle yapmasak da akışına bıraksak daha iyi oluyor sanki. Beni bir kenarda bırakır mısın? İneyim de ben eve gitmeden alışveriş yapmam gerekiyor. Kaç gibi geleyim? Ben sana haber veririm. Birlikte mi gideriz? Hayırdır, sen bir gerilmişsin. İyi iyi, geril. Gideceğimiz yer rahat bir yer değil. Ben seni arar haber veririm. Eda, girsene. Kabul. Anne Hanım. Evet. Evet, tamam, evlenelim. Evlenelim. Evlenelim, hemen evlenelim, hemen evlenelim. Egemen. Beklemenin bir manası yok, sen ne gerekiyorsa yap. Tamam, tamam. Benim şimdi gitmem lazım. Deniz bekliyor. (Gülüyor)
E hadi o zaman. Gidelim kapalım şu işi. Gittiğimiz adam kim? Karanlıkta yürüyorsun. Göz gözü görmüyor. Issız, ışıksız, incin top oynuyor. Bir başınasın. Karanlık içinde sesler, hışırtılar, tıslamalar, fıslamalar. En cesur adamın biri ödüp karışır. İşte öyle bir şey. Adımlarını sıklaştırıp koşup yoluna gitmek mi istersin? Yoksa karanlığa bakıp neden korktuğunu görmek mi istersin? Korkunun ecele faydası yok. Karanlığın içine bakıp neden korktuğumu öğrenmek isterim. Karanlığa baktın. Ne gördün? Aklına gelebilecek en korkunç, en kötü manzara ne? Onu söyle bana. Kötülüğün sıradanlaşması. Benim aklıma gelen en korkunç manzara bu. Cinayete, masuma, mağdura zulme, hırsızlığa, talana, bütün bunlara ses çıkarmamak. Hatta gördüğü halde ses çıkarmayıp bundan zevk almak. En büyük kötülük bu herhalde. Veya bir sırtlan grubu yavru bir ceylanı yerken, o sırtlan grubunun içine dalıp o ceylanı kurtarmak yerine sırtlanların yanında yer almak. Kaldı ki hiçbir sırtlan zevk için tokken bir hayvanı yemez. İşte kapısına gittiğimiz o adam Özkan, o tok sırtlan. Zevki için yavru ceylanı bile yer, hatta anasının karnındayken. Zaten onun için hayatta. Anlayacağın cehennem kapısının bekçisi. Benim kayınpederle birlikte iş yapardım. Herkes birbirinin başını, olmadı kendi başını yedi. Ama Özkan'a hiçbir şey olmadı. Efsunlu mu, dokuz canlı mı? Ne oldu, niye ölmedi? Efsunlu da değil, dokuz canlı da. Sadece en acımasız, en gözü karası. Şeytana bile anasını satar. Azrail bile canını almaya cesaret edemez. İrfan öğretmen, hala o karanlığa bakmak istiyor musun? İnsanlığın kötülüğünün sınırı yok. Ama bu karanlık yolda yürürken o karanlığın içine bakacak cesaret var bende. Aklına gelmeyecek gelse kalkıp abdest alacağın, tövbeye duracağın her şey var orada İrfan öğretmen. Eminim vardır. Umarım hepsini görmek zorunda kalmam. Ama benim bu yolda yürümekten başka çarem de yok. İrfan öğretmen, son kez soruyorum. Emin misin? Bak, tekrar soruyorum. Son şansın. Seni burada indireyim, bir hava al. Sonra da evine dön. Ben her şeyi göze aldım. Ben kararımı verdim. Ben bu masayı sevmedim. Oğlum, sana bir soru sordum. Cevap versene.
Egemen amcanla ilgili ne düşünüyorsun? İyi. Seviyorum. Bana güzel oyuncaklar alıyor. Bir gün sen, ben, Egemen amcan aynı evde yaşasak? Babam ne olacak? Babanı istediğin zaman görürsün anneciğim. Hem Egemen amcan da baban gibi değil mi? Belki iki baban olur. Baba bir tanedir. Kimsenin iki babası olmaz. Korkuyor musun? Kork zaten. En çok neyden korkuyorsun? Oğluma babalık yapamamaktan. İçerideki zebaninin gözünün üstünde kaşın var deyip seni vurmasından korkmuyorsun yani. Yani çeker vurur da oğluma babalık yapamam diye korkuyorum. Sabıkası kabarık. Bir de ekmek altı da değil. Yeni keseceksin. Bak bakalım bir daha yapabiliyor muyum? Şunları imzala da cüzdanını verin. Kalemin var mı? Bundan sonra bu adamla ilgili herhangi bir şey olduğunda lütfen beni ve kız kardeşimi rahatsız etmeyin. Kızım. Kolay gelsin. Dur dinle. Affet beni kızım. Evde kalayım ne olur. Gidecek yerim yok. Baba yeter. Yeter baba. Ayşe. Doktor midemin yarısını aldı. Böbrek değişti. Dalak gitti. Bağırsaktan 2 metre yok oldu. Kalbi söktüler. Yeni bir damar taktılar. Ama hiçbiri şu yediğim yeşil kadar bana koymadı. Doktor sıkı bir periz verdi. Allah şifa versin. Süleyman, sen söz almadan konuşur muydun? Kusuruna bakmayın. Heyecanla verin. İlk defa sizinle iş yapacak. Daha iş yapıp yapmayacağı belli değil. İşin başka bir talibi daha var. Nasıl ölüp de dirilen olmuyorsa bu kapıdan geçince dönüş olmaz. Bu hayata giren bir daha çıkamaz.
son kez soruyorum. Emin misin? Emin değilim, korkuyorum. Ama oğlumu kaybetmekten daha fazla korkuyorum. Tam zamanında geldin Ekber. Afiyet olsun. Sağ ol. Sözünü ettiğim adamı getirdim. Ekber. Ne oluyor? Haber verdim. Egemen var dedim. Bundan sonra beraber çalışacağız dedim. Sen de şimdi bunun karşılığında bu adamı mı getirdin ha? Hanginiz işime daha çok yararsa işlerimi ona veririm. Süleyman'la yıllardır aramızda geçerli bir tarife var. Malum. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Peki senin farkın ne bunlardan? Ben ona yaparsa iki katını yaparım. Ne kazandırırsa iki katını kazandırırım. Bakın ben bu masaya ciğerimi koyarım. Lütfen bana bir şans verin. Benim kazanmaktan başka çarem yok.